Kaan abi, evdeki espresso kahve köşemi gördün mü? Gördüm. Gayet Nasıl güzel. buldun? Gayet güzel. Yani olması gereken ekipmanları koydun. Hele bir de Rinzer koymuşsun. Harika. O birazcık üst seviye Evet, oldu, o değil mi? biraz bir özellik katmış ama yani. Nefis olmuş bence. Ama hayatı kolaylaştırdı benim için. Kesinlikle. Zaten çoğu ekipman bu işler için amacı bu. Sen de onu doğru yere koymuşsun. Peki kahve köşesi yapmak isteyen arkadaşlar için bir tık daha üst seviye neler almalıyız gibilerinden bir anlatsak mı acaba? Anlatsak. Şöyle, şimdi ben burada hazırladım. Bu sorunun geleceğini hissettim. Hazırladım bunları. Neler lazım olabiliyor bize? Şimdi 2023 senesi en son ürünler ve evde kahve yapmak istiyoruz. Ağırlıkla tabii ki espresso bazlı kahveler yapmak istiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan ürünleri şöyle bir şu masanın üstüne sıkıştırmaya çalıştım. Şimdi ne lazım bize? Tabii ki bir espresso kahve makinesi lazım öncelikle. Onun yanında da bir espresso kahve öğütücüsü lazım. Bu ikisi olmazsa olmaz iki ana ürünümüz. Çok farklı çeşitleri var, çok farklı modeller var. Bugün ne koyduk buraya? Roket Apartamento, biraz da böyle yakışıklı siyah ve yan tarafındaki deliklerinden de kahverengi. Yani bakır dedikleri onların. Roket'in, Apartamento'nun Black and Copper. Yani siyah ve bakır görünümlü gövdesiyle bu kahve makinesi, espresso kahve makinesi var. Hemen yanında Roket Faustino var. Roket Faustino zaten bu Apartamento modellerle tamamen uyum içerisinde olsun diye tasarlanmış güzel bir ev öğütücüsü. Yani ev baristası için olan bir öğütücü. Bu Faustino'nun da tabii ki dış görünüşü değişebiliyor. Onun da farklı modelleri var. Şimdi mesela bu Apartamento'da krom bakır ya da siyah bakır, krom beyaz ya da siyah beyaz dört farklı model var. Tamamen dış görünüş. Geri kalan her şey teknik aynı. Aynı şekilde Faustino'da da eğer siz apartamentoyu krom beyaz alırsanız Faustino'yu da krom beyaz olarak seçebiliyorsunuz ya da krom bakır seçebiliyorsunuz. Ya da hiç o yuvarlaklar, bu apartamentoya has olan yuvarlaklar olmasın diyorsanız da tamamen krom gövde ya da belki de böyle siyah görünümlü bir espresso makinesi uyumlu olması için de siyah görünümlü Faustino mevcut. Faustino'nun biliyorsunuz bir büyük kardeşi daha oldu, yeni geldi. O da Giannino. Giannino modeli Faustino'lar 50 milim disklere sahip, Giannino'lar 55 milim disklere sahip. Bir iki farklı özelliği daha var. Motoru biraz daha güçlü vesaire ama bunlar yeterli. Şimdi Apartamento ve Faustino espresso kahve makinesi ve espresso kahve öğütücüsü. Peki ne lazım bize? Asıl sorunun can alıcı kısmına geliyoruz. Bir kere evde bu işte cappuccino'lar, latte'ler vesaire, cortado bunları yapmak istiyorsak biz makinenin buhar özelliğini kullanmamız gerekecek ki süt köpürtelim. Sütü nereye koyacağız? İşte bu görmüş olduğunuz şık sütlüklere koyacağız. Şimdi burada Roket'in kendisini, şimdi her marka, her espresso kahve makinesi üreticisi artık son zamanlarda böyle aksesuarları da ürünleriyle beraber kendi markasıyla sunuyor. Roket'in burada güzel bir pitcher var. Pitcher deniliyor. Sütlük aslında, süt kabı. Bunlar genellikle iki ya da üç farklı boyutlarda olabiliyor. İşte 35 mililitrelik ya da işte 50 olabilir mililitre gibi. Şu anda 35'lik bir süt kabı görüyoruz. Hemen yanında biraz daha farklı işte renk özelliğinden dolayı bunu seçtim, buraya koydum. Bu da çok güzel. Cem hediye getirmiş yurt dışından, sağ olsun. İşte turuncu renk ve üstünde de farklı bir kesimi var. Bunlar da genellikle önemli olan şu, uçlarının sivriliği, sütü dökerken sütün döküşüne hakim olabilmeniz için, daha kontrollü dökebilmeniz için, özellikle latte art yapılacaksa ağız yapısı önemli olabiliyor. Çok farklı modeller var ama bugün işte burada bu ikisi var. Bence evde kullanacaksanız, ya bende 5-6 tane var ama en az böyle 2 tane, bir 35'lik, bir 50'lik gibi ya da 60'lık gibi
iki farklı boyda sütlük bulunmasında fayda var. Şimdi onun dışında sütlükten sonra hemen şu tartılardan bahsetmek istiyorum. Akaya'nın bu Lunar modeli. Lunar espresso yaparken özellikle küçük yapısı sayesinde bu ön tarafa rahatlıkla koyabileceğiniz, yani bu şuradaki damlalığa çok rahatlıkla sığabilen ve kahve yaparken siz buraya fincanları koyduğunuz zaman üstüne fincanın otomatik olarak darasını alabilen, farklı modları var çünkü içerisinde, fincanın darasını alabilen ve daha sonra da bu fincanların altında durarak siz demleme oranınızı, brew ratio dedikleri, mesela 1'e 2 demleme oranı alıyoruz. 18 gram kahve koyduk diyelim double bir sepetin içerisine. 36 gramlık bir içecek hedefliyoruz. Ve bunu da aşağı yukarı 25-30 saniye içerisinde yapmak istiyoruz. Aynı zamanda bu Lunar tartının üzerinde saniye göstergesi de var. İlk damla geldiği an tartmaya başlıyor ve saniye, yani sayaç devreye giriyor. Böylelikle aslında tüm ihtiyacınızı karşılıyor. Ha, kahve koyarken, değirmeni ayarlarken gene ihtiyacınız var. Portafiltreyi tartıp değirmenin işte şu kadar saniyede kaç gram kahve verdiğini de gene aynı tartıyla ölçebilirsiniz. Şimdi Lunar biraz böyle küçük, dediğiniz gibi espresso ve demleme işlerinde çok önemli. Bu küçük olduğu için şöyle bir ilave tepsi aksesuarı da var. Bunu üstüne koyduğunuz zaman rahatlıkla iki tane büyük fincanı koyabilirsiniz. Veyahut portafiltreyi üstüne koyup darasını alabilirsiniz. Yani bu çok yardımcı oluyor. Önemli bir ayrıntı. Ama Lunar kullanmak istemeyenler, farklı bir değirmen, biraz daha büyük bir tartı olsun istiyorsanız, o zaman da Akaya'nın bu Pearl serisi tavsiye edebilirim. Pearl serisi de aynı şekilde size özellikle portafiltreyi böyle büyük tartmalarınız için, kahve ayarları, öğütücü ayarlarını yaparken gelen kahve miktarı için çok yardımcı olacak bir ekipman. Şimdi tartılardan başladık. Sütlük dedik, tartı dedik, tabii ki tamperler. Şimdi makinenin içerisinden aslında bir tane tamper çıkıyor. O tamperleri genellikle biraz böyle sade yapıyorlar. Genellikle ilk kullanımınız için işinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz onlarla. Biraz böyle hafif alüminyum, mesela Rocket'tekiler alüminyum çıkıyor. Bazı markalar işte tabanı biraz ince metal tamperler de koyuyorlar. Eskiden plastik tamperler koyuluyordu. Ama şimdi böyle daha kaliteli tamperler koymaya başladılar. Ama illaki ilk satın almadan sonra biraz daha iyi, biraz daha farklı özellikte tamperlerde edinmek isteyeceksinizdir. Ben burada bir iki örnek getirdim. Rocket'in gene kendi tamperi, paslanmaz çelik, ağır, güzel bir tamper. Kullanmaktan zevk alabileceğiniz böyle bir tamper olabilir. Yine Rocket'in çift taraflı tamperi var burada. Şimdi bu çift taraflar da çok enteresan. Bir tarafta düzleyici var. Diğer tarafta ise tamperin kendisi var. Ve bunu yüksekliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Yani ortadan gevşetip mesela bu kısmı biraz yükseltebiliyorsunuz. Sıkıştırılıyor. Tamper de aynı şekilde gevşettiğimiz zaman tamperin yüksekliğini de kendiniz rahatlıkla belirleyebiliyorsunuz. Bir tarafla düzleyiciyi kullandığımız zaman diğer tarafla da tamper özelliğini kullanabiliyoruz. Çift taraflı olduğu gibi tek taraflı olarak da düzleyici kullanabiliyoruz. Onu da hemen gösterelim. Düzleyicimiz leveler diyorlar ya da distribution tool ya da işte buradaki amaç şu. Öğütücüden portafiltrenin içerisinde kahveyi aldığımız zaman böyle bir tepecik oluşuyor. Direkt onu templamak yerine önce böyle bir düzleyiciyle kahvenin düzleşmesini sağlıyoruz portafiltre içerisinde. Ve daha sonra da tamp işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Farklı modeller var. Sen bir model vereceksin galiba. Alayım onu düşürmeden yere. İki tane farklı. Şimdi bunlar da basınç ayarlı tamperler. Bu uzun zamandır bulunduruyoruz biz. Bu Joe Frex'in çok güzel bir basınç ayarlı tamperi var. Nasıl ayarlıyoruz? Arka tarafında
uygulayacağı basıncı kilo bazında siz belirleyebiliyorsunuz. Diyelim ki 15 kilo ya da 16 kilo gibi. Bunu belirlediğimiz zaman kullanırken şu şekilde, ancak o basınç uygulandığı zaman, yani sizin seçmiş olduğunuz kilo basıncı uygulandığı zaman bu klik sesi duyuluyor. Ve her zaman için standart bir baskı uygulamanıza yardımcı oluyor. Aynı onun gibi bu da ECM'nin yaylı, gene basınç ayarlı ama yaylı bir tamperi. Bu da gene aynı şekilde içerisindeki yay mekanizması sayesinde hep aynı basıncı size sağlayabilecek tamperler. Yani tamper çeşitleri olabilir. Fatih biraz önceki sorun, yani neler olabilir değişik değişik? Farklı tamperler denenebilir. Tartı zaten olmazsa olmaz. Bir şekilde bir tartının olması lazım. Şimdi tabii ki hassas tartı, bunların özelliği virgülden sonra birkaç hanede genişleyebiliyor. Yani sizince sadece 18 gram mı görüyorum? 18 virgül işte 10 gramı da görebiliyor muyum? 18 virgül 15 gramı görebiliyor muyum? Bir portafiltrenin içine koymuş olduğum kahve miktarı, bunlar çok önemli. Bu detaylar başta önemsiz gibi gözükse de daha sonra çok önemli olmaya başlıyor. O yüzden tartı ne kadar hassassa o kadar çok yardımcı olacaktır sana. Özellikle Akai'nin tartıları bu konuda oldukça başarılı. Şimdi şurada göstermek istiyordum. Bunu ne yapıyoruz? Portafiltreyi buradan alalım. Özellikle kahveyi öğütücüden alırken artık onun üzerinde tam da buraya uyan, hatta roketin kendisinin mıknatıslı bir funnel bu. Bir nevi kahvenin sağa sola statik özelliği olduğu zaman bazen kahveler dağılabiliyor. Onu toplayıcı, yönlendirici, güzel bir ekipman. Bunu da tavsiye ediyorum. İşte mıknatıslı yapısı da zaten bunun kolay düşmemesini sağlıyor. Rahatlıkla öğütücüden kahveyi, portafiltreyi alırken etrafı temiz tutan, yönlendiren güzel bir ekipman. Bu da kullanılabilir. Tabii ki portafiltreler değişebilir. Burada farklı bir portafiltre de kullandım ben. Kendi orijinal portafiltresi değil de farklı bir portafiltre kullandım. Tabii ki bottomless portafiltre olabilir. Çünkü normal makinenin içerisinden tekli ve ikili portafiltre çıkıyor. Yani sırf kendine yapacağın zaman tekli portafiltre, iki kişiye yapılacağı zaman ya da double espresso yapmak istiyorsak çiftli portafiltre kullanabiliriz. Aynı bunun gibi. Bunu ben seviyorum çünkü çok güzel sivri uçları var. Farklı bir üreticinin. Şimdi bazı üreticiler var, sadece portafiltre üretiyorlar. Hatta portafiltrenin içerisindeki sepeti, sadece onu üreten, onun içerisindeki delikleri lazerlerle işte milimetrik olarak çok hassas üreten, İşte IMS gibi, VCT gibi markaların sepetleri de var. Normal makineden çıkan portafiltrenin içerisindeki sepeti çıkartıp onun yerine tamamen farklı, biraz daha özellikli, kaliteli sepetler kullanarak kahve yapabilirsiniz. Hatta bakın böyle bugün getirdim buraya. Güzel bir ekipmanımız daha var. VDT deniliyor bunlara. Wise Distribution Tool. Ne amaca yarıyor? Portafiltrenin içerisine özellikle evlerde kullanılan, İşte küçük değirmenlerde, ince çekimlerde topaklanma dediğimiz hadiseyi görebiliyoruz. Yani kahve öğütüldükten sonra o kahve tozları top gibi bazıları bir araya geliyorlar, bazıları dağınık oluyor, bazıları bir arada olabiliyor. Şimdi biz direkt onun üzerine tamperleme yaparsak o zaman yoğunluklar farklı olabiliyor bu sepetin içerisinde. Onun farklı olması, ne kadar düzleyici de kullanmış olsak, o farklı yoğunluktaki alanlarda suyun akışı farklı yoğunluklara göre farklı sürelerde geçecek ve işte kahvenin özümsenmesi esnasında bir takım problemler olabilecek. Bunun için böyle basit bir ekipman geliştirilmiş. Aslında bunlar çok ince bir nevi iğneler. Bunu kahvenin üstünde, portafiltrenin içerisinde eşit hareketlerle kullanıp kahvenin, sepetin içerisinde kahvenin her yerinde aynı yoğunluğun, aynı inceliğin, aynı dağılımın olmasını sağlayabilirsiniz.
Dolayısıyla bunlar tabii biraz işin hobi kısmı gibi. Evde bunlara vaktimiz var. Bu gibi küçük ekipmanlarla oynamaktan zevk de alıyoruz. İşe de yarıyor gerçek anlamda. Böyle hoş ekipmanları da tavsiye edebilirim. Düzleyici, tamper dedik, toparlayıcı. Şimdi şurada bir şey daha var. Kahve atık kabı. Zaten minimumda olmazsa olmazlarda kahve makinesi, öğütücü, sütlük, kahve atık kabı. Bunlar aslında bir anlamda bizim işimizi görüyor. Yani ben kahve atık kabını da olmazsa olmaz minimum ekipmanlar arasında sayıyorum. Bulması lazım çünkü her sefer kahveyi yaptıktan sonra makinemizde getirip buraya onun içerisindeki kahveyi kafe pak. Aslında o bir kurabiye şeklini bile alabiliyor. Yani çok iyi yapıyorsak bir kek gibi içerisinde duruyor. Ve onu bir yere atmamız lazım. Çöpe gidip bulacak halimiz yok. Dolayısıyla böyle bir basit kap kullanabiliyoruz bu iş için. Ya da diğer önerim, şu anda aslında burada da görüyorsunuz. Değirmenin altında metal çekmeceler var. Bunlar paslanmaz çelik ya da böyle boyanmış. Bu çekmecelerden kullanabilirsiniz. Eğer alanınız dar ise, böyle ekstra bir kahve atık kabına yerimiz yoksa, o zaman değirmen zaten bir alan harcıyor tezgahta. Onun hemen altına bir metal, çelik, paslanmazdan olabilir dediğim gibi kahve atık kabı koymakta fayda var. Hatta buradan akan kahvenin fazla tozları, artıklar da buralarda dağılabiliyor zaman zaman. Onu da güzel bir fırça yardımıyla temizleyerek çekmecenin içerisine attığınız zaman ortam pırıl pırıl kalıyor. Bir barista'nın normalde kullanacağı 3 ayrı bez olması gerekiyor. Burada da zaten bunları farklı renklerle hazırlamışlar. Niye 3 ayrı bez? Bir tanesi her zaman kullanacağız. Her süt köpürttükten sonra süt çubuğunu temizlememiz gerekiyor. Çünkü bu süt çubuğu sütün içine dalıyor. Buharı veriyoruz. Sütü köpürtüyoruz. Süt yükseliyor. Haliyle şurada süt atıkları kalıyor. Bunlar el yakmaz gerçi. Etrafı ısınmıyor ama içerisinden çok sıcak buhar çıkıyor. İşimiz bittiği zaman hemen çubuğu temizliyoruz. Hatta bir kez daha buhar veriyoruz. Dolayısıyla ben genelde bu mavi renkleri süt çubuğu için kullanıyorum. Onun haricinde ne var? İkinci bir bez, farklı bir renk. Bu diğer renkteki barista bezini daha ziyade işte şuradaki fincanların altındaki alan, yani damlalığın üstü, çünkü buraya çok su akabiliyor zaman zaman. Orayı temizliyoruz bununla. Diğer bir bez daha var. Hatta bunun kenarında böyle güzel bir asma özelliği de var. Bunu böyle kemere, belimizin kenarına takabiliriz. Tezgaha iliştirebiliriz. Ve ağırlıkla portafiltrenin içine yıkasak da, temiz de kullansak, her sefer kahve atık kabına vurduğumuz zaman pırıl pırıl çıksa bile içinde bir miktar kahve artıkları kalıyor. Ben genellikle bunu böyle bir bezle yapmaktan daha çok huzur duyuyorum. Tertemiz bir sonraki işlem için hazırlanmış oluyor. Tabii fırça da kullanılabilir. Fırçalar da var, çok güzel fırçalar. Ama bu ekipmanlarla bütün işinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Anlatmadığım bir şey var. Temizlik deterjanı, kahve makinesini belirli zamanlarda temizlememiz gerekiyor. Kahve makinesinin kendi kutusunun içinden çıkan bir kör tapa var. Portafiltrenin içerisindeki şu delikli olan sepeti çıkartıyoruz. Onun yerine kör tapayı koyuyoruz. Bu deterjanın içerisinden az bir miktarda, bir çay kaşığı gibi içine koyuyoruz. Gruba takıyoruz ve makineyi kahve yapar gibi çalıştırıyoruz. Kapalı olduğu için kör tapa altına akıtamıyor. Şu üst bölüme, grubun üst taraflarına ulaşması gereken yerlere o deterjan ulaşıyor ve orayı temizliyor. Sonra duruluyoruz vesaire. Yani bunun işte 5 kere ilaçla yapılıyor, 5 kere ilaçsız temiz suyla yapılıyor, temizleniyor. Aynı zamanda bu portafiltrenin ve sepetini de sıcak suyun içerisine böyle diklemesine koyup yine bu deterjandan bir tatlı kaşığı içine koyduğunuz zaman işte yarım saat orada beklese
Bunun da etrafına yapışmış olan bazı kahve lekelerini, evde normal işte bulaşık deterjanına çıkartamadığınız bazı şeyleri bununla çıkartabiliyorsunuz. İşte gıdaya uygun falan bunlar. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Ama bu işin temizliğinde sıklıkla kullanılıyor. Fincanlar da çok önemli. Şu anda burada işte güzel siyah fincanlar görüyorsunuz. Yan cidarlarının kalınlığı, özellikle önceden mesela sıcak su koyabilirsiniz ya da makinenin üstünde. Normalde tabii burada sütlüklerin durması gerekmiyor. Şu anda çekim için onlar orada. Ama aslında burada fincanlar duruyor. Makinenin üstü oldukça sıcak. Sıcak olduğu için yani içeriden kazandan gelen ısı üstte birikiyor. Fincanları ısıtıyor. Isınmamışsa fincan ya da makinenizi yeni açtınız diyelim, yeterince ısınmamışsa sıcak suyla da ısıtabiliyorsunuz. Isınmış bir fincanda kahve içmek çok daha doğru, çok daha zevkli olacaktır. Çünkü biz çok önem veriyoruz. Diyoruz işte espresso 90-95 derece arasında bir suyla, 9 bar basınçla yapılıyor. İşte belirli bir sürede yapılması lazım. Her şeye uyuyoruz. Ama buz gibi fincanların içerisine o kahve akacak olursa o zaman hiçbir anlamı kalmayacak. İçim derecesi de çünkü önemli. Sıcak bir fincandan içtiğiniz zaman bambaşka oluyor. Fincanlar çok çeşitli. Bizde Akmen'in fincanları var. Çok farklı renklerde, çok güzeller. İşte hepsinin belirli ebatları var. Espressolar 70 mililitre gibi. Flat white fincanları var işte 150 mililitre gibi. Cappuccino'lar 190. Latte bardak fincanlarımız var. Böyle geniş, bayağı güzel. Özellikle latte art yaparken o fincanlar çok faydalı oluyor. İçi bir de güzel, dayanıklı, uzun ömürlü ve kalın cidarlı. Yani et kalınlığı şu civarda oldukça kalın ve o sayede de dayanıklı ve ısıyı da tutuyor tabii. O yüzden fincanlar da artık önemli detaylar. Bilmiyorum Fatih, atladığın bir şey var mı? Abi peki tezgah kurucuları hakkında bir şey söylemek gerekiyor mu? Doğru. Her şeyden bahsettik ama tezgah koruyucusu, tamping mat, şurada. Bunlar çok önemli çünkü tamper yaparken tezgahın üzerinde portafiltrenin uçları da aslında masaya değmesin istiyoruz. Mümkün olduğu kadar zaten kenardan yapmak lazım. Uçları hiçbir zaman değirmemek lazım. Çünkü kahve artıkları da gelebilir buralara. O yüzden tezgahı koruyucu bir mat bulunması da aslında aynı biraz önce dediğimiz bu kahve atık kabı gibi önemli. Farklı çeşitleri var. Ben bu köşeli olanları seviyorum. Hemen tezgahın kenarında 90 derece açıyla şöyle göstereyim. Hem tezgahı hem tezgahın ön tarafını koruyor. Ve tamp yaparken de bunun üstüne aslında pek böyle koymuyoruz da şu şekilde dayayarak tamplama işlemini yapabiliyoruz. Hiçbir şekilde ne portafiltre zarar görüyor ne tezgah zarar görüyor. Çok güzel bunlar. Kalın silikon malzemeler. Şu anda bu Rinoverse ürünü. Aynı şekilde Rocket'in var. ECM'nin var. Deriden ECM'nin ki o da biraz özellikli bir mat olabilir. Tabii ki sendeki gibi, bak ondan hiç bahsetmedik. Makinenin hemen yanına sen çok güzel bir tezgah yaptın. Özel, biraz özendin ona. Rinser koydun. Yani şu sütlükleri üstüne basarak alttan gelen tazyikli suyla yıkayabileceğin o barlarda, kafelerde olan düzeni evde yaptın. Çok zor bir şey değil. Yapılabiliyor. Bizde iki boy var. Onun 30 santimliği ve 60 santimliği. Şu anda bitti. Yeni gelecekler biliyorsun. 30 santimlik olanı aslında evde de kullanılabilir. Tabii bunun için tezgahı kesebiliyor olman lazım. Sen ona göre yapmıştın zaten. Özel yaptırdığın masanın üstündeki tezgahta rinzer içinde bir yer ayırdın ve sütlüklerini ya da kahve artıklarını vesairesi orada çok kolay yıkayabiliyorsun. Ya bunların yanında farklı farklı ekipmanlar var tabii. Yani onları da bulabiliriz. Değişik çeşitler var. İşte kahve atık kabının en az 6-7 çeşidi var. Paslanmaz çelik olanı var. İşte metalden olan, plastikten, sert plastikten daha küçüğü, daha büyüğü. Bu çekmecelerin daha büyükleri var. 20'ye 30 santim, 20'ye 40 santim, 23'e 40 santim gibi. Yükseklikleri farklı olanları var. İşte bu belki 4-5 santim. 7,5 santimliği var, 11 santimliği var.
biraz böyle evdeki tezgahlara göre de bakmak lazım. Eğer mutfak ortamında olacaksa ki %90 mutfak ortamında bu ürünler. Mutfaklarda biliyorsun tezgahtan sonra 60 santim gibi ikinci dolap başlayabiliyor. Dolayısıyla bunun yüksekliğini, değirmeni, kahve atık kabını vesaire biraz da onları düşünerek almak lazım. Çünkü üstünden açıp buradan kahve dolduracaksın. Aynı şekilde kahve makinesinin bu arka tarafında su tankı var, temiz su tankı. Buradan da su doldurabiliyor olman lazım. Yani bu gibi detayları da aslında bu işin ergonomisini de makinenin koyulacağı yere de bunları düşünerek tasarlamak, planlamak lazım. Bazı kahve makineleri su tesisatına bağlanabiliyor. Mesela apartamento bağlanmıyor. Sadece kendi su tankını kullanıyor ama bazı makineler bağlanıyor. Mesela daha üst modeller, işte Giotto'nun, Mozzafiato'nun R modelleri su tesisatına bağlanıyor. Çift kazanlı makineler, dual boiler dediklerimizin hepsi rotary pompalı su şebekeye bağlantı yapabiliyorlar. Şebekeye bağlantı yapması demek arka taraftan bir borudan işte temiz su gelecek. Makinenin hemen arkasında bir giriş var. Tezgahı belki küçük bir delik yapacaksınız. Belki şöyle bir delik makinenin arkasında. Oradan temiz suyu girişi ve aynı şekilde ön çekmecede birikebilecek suları da gidere bağlayabilecek bir düzenek koyabilirsiniz. Ama bu her makine için gerekli değil, dediğim gibi su tesisatına bağlanabilen modeller için. Ve unutmayalım, bir ayrıntı daha var. Hemen onu da getiriyorum. Çekirdek kahve. Taze, iyi kavrulmuş. Çekirdek kahve olmazsa olmaz. Çünkü bütün bu güzel ekipmanları iyi kahvesiz kullanamıyoruz. Kahve olmadan hiçbir işe yaramıyor. Tam her şeyin zevkini almamız için de doğru kavrulmuş iyi espresso çekirdeklerine ihtiyacımız var. Suyumuzun iyi olması gerekiyor. Kaliteli su. Bunları şişe suyla doldurmak lazım. Çünkü kireç yapmasını da istemiyoruz. İçeride öyle bir birikim olmasını istemiyoruz. pH değerlerinin doğru olması gerekiyor. Ekipmanlardan sonra da bize iş düşüyor Fatih'cim. Bu makineleri iyi kullanmamız gerekiyor, doğru kullanmamız gerekiyor. Temiz tutma kısmını anlattık zaten. O iş basit. Nerede benim espassola? Bir tane de güzel temizlik ekipmanımız var. Bence ondan da bahsedelim. Makine kullanımında çok zor bir şey yok. Öğütücü ayarlarını iyi öğrenmemiz gerekiyor. Genellikle şöyle soru oluyor. Yani biz her şeyi aldık, iyi kahve yapamıyoruz. Neden? En önemli sorun öğütücü ayarları. Öğütücü ayarlarını doğru yapmak lazım. Fatih'cim ben şunları alıyorum. Teşekkürler. Bunu anlatacağım. Çünkü çok sevdiğim bir ekipman. Şimdi en önemli detayı tekrardan anlatıyorum. Öğütücü ayarı çok önemli. Espresso için olması gereken doğru inceliği. Çünkü fabrika ayarlarında böyle bir şey yok. Kahveden kahveye değişebiliyor ayarlar. Mesela bir kahvede diyelim ki bu çekirdek. El Salvador Divina var burada. Grizzly Cafe Roasters. Bunun için diyelim ki işte iki ayarında ya da 1.5 ayarında kendim en ideal neticeyi aldım. Grizzly'den gideyim başka çekirdek alayım. Ya da bambaşka bir çekirdek ya da bizim Miscela İtalyan çekirdekleri var. Onu koyalım. Aynı ayarda kahve öğütüp doğru sonuca gidemiyorum. Her sefer bu öğütücünün ayarını olması gerektiği şekilde ayarlamam lazım. Bunu nereden anlıyorum? Ayarlıyorum. Önce elle hissediyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum. Daha sonra deniyorum. Tam 18 gram alıyorum tartıyla. İşte orada hassasiyet önemli oluyor. Portafiltreye takıyorum. Makineye çalıştırıyorum. Akışı saniye bazında izliyorum. Ya da biraz önce söylediğim gibi Brunner tartıyla demleme rasyosunu izliyorum. 25 ila 30 saniyede aşağı yukarı 25 ila 30 mililitre veya 18 gram koydum, 1'e 2 rasyosu kullanıyorsam 36 gram içecek elde etmem gerekiyor. Eğer bunu 25 saniyede değil de 15 ila 20 saniye arasında bu çıktıyı alıyorsam o zaman demek ki çok hızlı akıyor. Çok hızlı akması ne demek? Demek ki öğütücü ayarlarım
biraz kalında. Daha inceltmem lazım. Hemen biraz daha inceltiyorum. Aynı denemeyi bir daha yapıyorum. Olmadıysa bir kez daha yapıyorum. Ondan sonra doğru ayarı buluyorum. Ondan sonra yapacağın espressolar harika, mükemmel espressolar olmuş oluyor. O yüzden insan faktörü de bu işin tam ortasında. Yani aldım makineyi, her şey güzel, aldım kahveyi, bas düğmeye yap. Bu öyle bir dünya değil. Biraz uğraşmak gerekiyor. Artizan bir iş yapıyoruz. Tadını ancak doğru değerlerle yakalayabiliyoruz. Ucu açık, geniş bir dünya diyorsun yani. Aynen öyle. Sen oraya mı gittin? Şimdi şu iki küçük ekipmanı da anlatayım. Temizlik konusuyla ilgili olarak. Grup temizleyicisi, dairesel. Şu grubumuzun içerisinde çok rahatlıkla bunu döndürebiliyoruz. Ve grubun içerisinde bir oradaki duş diyoruz. Biz duşun hemen etrafında şey var, güzel bir conta var. Kalın silikon bir conta. Ya da işte farklı özelliklerde contalar da var tabii. Bu contanın üstüne yapışan kahve tanecikleri falan varsa bununla temizleyebiliyoruz. Ama burada güzel bir ekipman daha var. Espasola. Bu firmanın yaptığı çok ilginç bir ürün. Üzerinde silikon bir membran düzeneği var burada. Bunu aynı portafiltremiz gibi gruba yerleştirebiliyoruz. Gruba takıyoruz. Ve daha sonra burada döndürerek suyu da açıyoruz. Suyu açıp suyla beraber elimizi döndürüp grubun içerisinde temizlik yapabiliyoruz. Yani herhangi bir ilaç koymadan ben genellikle her gün akşam makineyi kapamadan önce bu ekipmanı kullanıyorum. Böylelikle işte o contanın etrafı olsun, duşun üstüne yapışan kahve tanecikleri yok oluyor. Çünkü onları temizlemezseniz bir sonraki kahveniz içerisine onlar düşebilir. O yüzden bu tip ekipmanları da öneriyoruz. Bence şimdilik bu kadar Fatih. Abi çok kahve dedim. Birer espresso içeriz o zaman. İçelim hadi, tabii şimdi kahve yapmadan olmaz. Kahvemizi yapalım.